Lütfen açar mısınız kapıyı? Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Odaklasana lan. Bay odaklamıyor. Merhaba canlarım. Evet, o beklediğiniz vlog videosu geldi. Şu an gördüğünüz gibi burada bir çalışma masası görüyorsunuz. Bunun yarısını çalışma masası. Burası çalışma masası atıyorum. Burası da böyle ne bileyim makyaj malzemelerinin bulunduğu yer olacak. Evet, bu her kızlı zamanında olan el sırlı bir kumbara. Canım benim. Evet, böyle. Çok dağınık görüyorsunuz. Burada da boş disk var. Yani böyle evi kurcalıyordum, sonra boş disk buldum. Bu arada bilgisayarımla ne fark ettim? Bu arada bu bilgisayar milattan kalma. Açılır mısın canım benim? Aha. Ve burasında da böyle bir siyah nokta var. Yani bilgisayarı bir açayım dedim, böyle bir şey var. Ben de şok oldum yani canım benim. Fare nerede ulan? Aa, buradaymış. Bakmayın canım. Lan şifre neydi? Tamam canım benim, doğru bildim. Burada da şey izliyorum. Her neyse. Bilgisayarımda şöyle bir şey var bakın. Şimdi şu telefonla şu kabloyu alıyorum ben. Yapıp geleyim ben. Böyle bunu buraya takıyorsunuz şarj eder gibi. Ama burasını çıkarmanız gerekiyor. Lan gitme. Ya herhangi bir yerini takıyorsunuz işte. USB yerine olan... Kameradan bakıyorum, göremiyorum şu an, bir saniye. Heh, girdi. Sus lan. Ulan ses gelip duruyor bundan. Ya demiştim, bu çok eski bir Windows şeysi olduğu için böyle şey oluyor. Ona ekrana gelmem gerekiyor. Aa, arka plan değişti. Benim arka planım böyle değildi bir saniye. Burada da böyle... Kınasır'ın adına bakar mısınız? Mükemmel. Tamam sus, anladık ya. Buradan bu bilgisayar şeyine basıyoruz. Bakın burada DVD sürücü diye bir şey var. Ben telefonumdaki videoları bilgisayarıma aktaracaktım. Başka buna tıkladım ve şöyle bir şey fark ettim. Burada... Bunu yaparken ödüm koptu, biliyor musun? Bilgisayarda böyle bir şey olduğundan gram haberim yoktu. Buna bir bastım. Burası bir anda çıkıverdi. Dedim lan ne oluyor, bilgisayarımı bozdum. Meğersem burası CD girişiymiş. Bunu böyle buraya takıyorsunuz. Tam oturtuyorsunuz güzelce abi. Cıp diye ses gelecek, tamam mı? Sonra bunu böyle ittiğiniz zaman bilgisayardan garip garip sesler geliyor. Şu an bu CD boş olduğu için bir şey açılmıyor. Böyle... Ulan bilgisayardan değişik sesler geliyor. Bozulmadı inşallah. CD'yi çıkarmak için de bu arada tekrar bunu basıyorsunuz. Burası açılması lazım şu an. Ay açılmıyor. Açılsana lan. Ay CD içeride kaldı. CD'm içeride kaldı. DVD sürücü gel buraya. CD'm içeride kaldı. İçeride kaldı. Lütfen açar mısınız kapıyı? Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapının başında bir şey göstereyim dedim. Durun ben şurada CD'yi çıkartayım. Hala ses gelmeye devam ediyor. Ulan bir video uğruna bilgisayarla lan gitmesin şu anda. Cidden çok üzülürüm. Gidiyorum. Yemin ediyorum kalbim yerinden çıkacaktı. Şükürler olsun şurayı açabildim. Var ya 40 saat uğraştım da videoyu kapattım. Öyle bir panik oldum ki. Şuna baksın sıcak olmuş. Abi ben buraya bir daha CD miydi koymam. Bilgisayarın arka planı bile değişti yani. Abi disk takmıyorum yani. Benden bu kadar. Bilgisayarımı kurtardım. Zaten eskiydi. Yolu bir kasıyordu. Daha da beter olacak diye ödüm koptu. Şu diski ben ortadan kaldırıyorum. Görüşürüz.
Annemin telefonuna geri vereyim çaktan adam. Sevişim Bilgisayarla cebelleştikten sonra asıl konumuza dönüyorum. Şimdi dediğim gibi yarısı çalışma masası yarısı makyaj masası olacak. Önceki ben masa turu yapayım. Evet, burada kulaklığım var. Pembe kulaklığım. Bunun üstünde bazı çıkartmalar var. Mesela böyle şirin tatlı çıkartmalar. O senin çıkartması. Sonra burada mini tatlı çıkartmalar var. Burada düğmeleri falan var. Açılma düğmesi, ses düğmesi, arama malı düğmesi, ses kapama düğmesi vesaire vesaire. Yazıyor benim ilerletme şeysi. Bu da bir iki sene önce falan aldığım bir şey. Bir aralar bunlar çok malaydı. Herkes bunlardan takıyordu falan. Ben de özenip almıştım bir ara. Hala takıyorum. Bu da benim kurşun tüyleri var. Biriktiriyorum böyle küçük bir şeyle. Burada fındık var. Al al ye çekinme. Burada mükemmel tavan var. Bu da pembe. Buradaki her şey pembe. Aynen pembe. Bu çok değerli ya. Kırıklık ama ilk okula gidiyorken falan almıştım. Hiç de kullanmadım bu arada ama bozuldu. Ben de anlamadım. Burada da böyle minik çıkartmalar falan var. Burada da asla okumadığım kitap veriyorum. Burada cüzdanım var. Cüzdanın içi boş. Ne kadar güzel. Burada herkesin ilkokul sıralarında mutlaka aldığı, suratına gözüne yapıştırdığı o çıkartma. Bu bizim milli çıkartmamız. Bu şeyler var. Göstereceğim şimdi. Açamıyorum. Burada da delikli çıkartmaları, fotokartlar vesaire var. Burada bunlardan çok fazla var. Şunları kuzenim çıkarttı benim için. Yani şunu. 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 Bunu falan. Kuzenim çıkarttı. Ama ben en çok bunu seviyorum. Bakar mısın şunun güzelliğine? Bu arada böyle bir profil fotoğrafına sahip olan insan varsa senin çıkartman bende var dostum. Gelip alabilirsin. Onu bana çıkart. O da çıkardı sağ olsun. Öyle. Burada küçük mini defter var. Hiç kullanmadım. Resim falan çizdim. Bu da anısına bir. Hatta içine bakalım. Burada. Bu ne lan? Buradaki güneş. Mistik güneş. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde su püskürten bir şey yapmaya çalışmışım. Ben de anlamadım valla. Aman başta ne yazıyor kız? Zıbartesi mi? Şu an kendimi ifşa ediyorum. Burada Beşiktaş'ın sembolünü çizmeye çalışmışım. Asla olmamış. Bu ne lan? Arkadaşım yanında kitap okurken onu çizmişim. Böyle mistik bir defter var. Bunu saklıyorum çünkü içinde güldüğüm çok fazla yazı ve anı var. Fındığımı şöyle koyuyorum. Buranın türü bu kadardı. Üst kısımlara gelecek olursam üst kısımlarda zaten. Bu da şey bu arada. Minet dizisinin senaryosunu yazdığım şey. Defter. Hatta istiyorsanız geri atalım. Burada 7. bölümün senaryosu vardır diye boşu boşuna bakmayın. Çünkü yok. Çünkü daha yazmadım. Burada da Blackpink şeyini yapmışım. Ben bir Blackpink'i bir ara çok seviyordum. Beni bilenler bilir. Burada böyle bantlanmış bir sayfa görüyorsunuz kocaman. İşte burada 1. bölümden tutun şu anki bölümüne kadar bir sürü senaryo yazıyor. Böyle. Aa, bu kaçıncı bölümün bilmiyorum. Herhalde son bölümün. Ve Sait Adam bir kadın mı desem adam mı desem bilmiyorum ne çizmişim hiçbir fikrim yok. Ne biçim defter bu ya? Deftere bir şey oldu. Ay bir bilgisayara bir şey oluyor bir deftere bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Kapattım sonunda. Şırıngan var. Bu şırınga antilerimin götürmeleri alıp getiriyorum. Fokus fokus yapalım. Fokus fokus. Benim özel güçlerim var. Sihirle getirdim bunları tabii ki. Şimdi burayı ayırıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi yer açtım.
kısmındaki şehir, ufak şehirleri de bu tarafa birazcık ekiyorum. Bunu göstermiyorum. Şimdi burada böyle Blackpink takvime 2023. De böyle bir şey. Şimdi bunları aslında dizineceğim. Direkt böyle Love koyacağım ama içerisi biraz dağınık görünüyor. Yani böyle rujlar ayrı bir yerde, glosslar ayrı bir yerde, hiç sevmedim ben bunu. Görünüyor şimdi, o yüzden düzenleyelim. Evet, bu şekilde içini boşalttım. Şimdi koyuyorum. Buraya böyle dizelim. Sabit ama spreyini de buraya koyuyorum. Çorabımı buraya koyuyorum. Şey böyle lip balm gibi bir şey. Öyle. Bunlarda da fondöten var. Bunlar şu an buraya sığmadı. Bunları da yana koyuyorum. Burada bir sabun var. Burada allık var. Bu allığım kıyıldı ama tekrar içine aldım. Toparladım. Altında da şey var. Pudra. Burada iki tane fırın var. Bu fırın içerisinde böyle renklerde fanlarımız var. Şöyle cuk sesini duydunuz mu? Burada da böyle bir şey var. Burada hakmardan fan almıştım ve içindeki renklerin tutuluyor. Şu güzel. Bu ama bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Çok kötü. Aldığıma sonradan pişman oldum ama artık çok geç. Ben altına koyacağım, kaldıramıyorum. Şöyle bir kalk. Evet, girdim. Tokalarımı alayım. Ay, bir toka nereye gitti? Buraya uçmuş. Tokalarımı şu araya atayım. Uf. Lan bak işte fırça. Böyle fırçalarım var. Bu şey fırçası. Ne deniyor ona ya? Resim fırçası. Bunlar da normal anlık fırçaları. Bununla fondöten sürüyorum. Şu küçük olandan bahsediyorum. Bununla fondöten sürüyorum. Çünkü fırçayla fondöten sürmek daha güzel yayıyormuş. Bunlar da bildiğimiz kalık fırçaları. Şu allık da bunu bilmiyorum. Şundan bahsediyorum. Allık fırçalarımız da yer alabildiğince yer olan yerleri sıkıştırıyorum. Okey, sudalar. Bir tane de kapatıcım var. Bunu da buraya koyayım. Evet, makyaj bölümü böyle oldu. Bence gayet güzel. Masanın son hali böyle. Bence çok güzel oldu. Tam hayalindeki gibi oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı. Allah, telefon gidiyordu. Kanala da abone olmayı unutmayın. Çok fazla bağıramıyorum. Çünkü gece vaktinde çekiyorum. Normalde gündüz çekecektim ama şu an gündüz çekmeye çok üşendim. Ve gece çekeyim dedim. Böyle oldu. Masanın son hali. Görüşürüz. Seviyorsunuz.